CGTN Türk özel yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Her hafta olduğu gibi bu haftada ekonomi gündemini yazar Recep Erçin'le değerlendireceğiz. Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkay. Sıcak bir ekonomi gündemi var. Evet. Geçen günlerde Türkiye'nin dış ticaret nihai verileri açıklandı. Ardından bugün Türkiye'nin gayri safi yurt hasıla yıllık büyüme verisi geldi. Evet. Yine dün Çin ve ABD büyüme verileri açıklandı. Ekonomide açıkçası veri haftası diyebiliriz. Yine para politikası kurulu özet metni yayınlandı bugün. Biraz evvel geldi aslında o da. Tam detaylarına bakamadık. Tabii şirketlerin çok toplantıları oluyor son günlerde. Yeni yatırım kararları geliyor. Seçim öncesi ve Ramazan öncesi Türk şirketleri de biraz gaza basmış durumdalar. Tabii büyüme verilerine baktığımızda ilginç bir şey oldu. Evet, ne gösteriyor? 2023 yılı için 4,5 büyürken son çeyreğinde 4'lük bir büyüme gerçekleştiği açıklandı. Yani Türkiye çok büyük iki deprem yaşadığı dönemde 11 il sarsıldı ve 11 ilin 3'ünde büyük yıkım oldu. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda hala %20-25 eksik kapasiteyle çalıştıklarını söylüyorlar. Neden? Çok ciddi bir göç verdi deprem bölgesi. Göç verdiği için orada işçi bulamama sorunu var. Şimdi devlet orada ciddi inşaat yatırımları yapıyor. Biz bunun etkisini %7.8 yıllık artışla büyüme verilerinde de gördük. İnşaattaki artış tamamen büyük oranda deprem bölgesindeki çalışmalardan ileri geliyor. Ama orada da ustabaşı ve inşaat işçisi sıkıntısı var. İşte önceki gün bir Malatyalı iş insanının söylediği 500 lira günlük yevmiye verirken 1500 lira veriyoruz, bulamıyoruz dedi. Üstüne bir de ustabaşı zaten hak getire. Böyle bir vaziyet söz konusu. Buna rağmen Türkiye ekonomisi %4.5 büyümeyi başardı. Ama benim ilginç bulduğum nokta şu. Şimdi nedir? Toplam gayri safi yurt hasıla büyüklüğü 26.2 trilyon TL. Evet. Yani Türkiye 26.2 trilyon dolarlık yurt içinde bir değer yaratmış. Katma değer yaratmış. Bunun dolar karşılığı 1.1 trilyon dolar. Yani Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık lige çıktı. Yani o 2013'te bir şey vardı. 950 milyar dolarlara gelmiştik. Oradan sonra bir erime yaşadık. Çok ciddi bir devalüasyon yaşadığı için. Türkiye bilhassa son 2 yılda belli kur sıçramalarına rağmen ekonomide uygulanan kısmi tedbir politikası ve böyle dar alanda sıkı markaj kambiyo rejimi diyorum. Her ne kadar seçim sonrası Mehmet Şimşek King kaptanlığında bir ekonomi yönetimi iş başına gelmiş olsa da bu dar alanda sıkı markaj kambiyo rejimi daha gevşek anlamda da olsa devam ettiriliyor. Bunun da kur üzerinde bir yarattığı baskı var. Nedir o baskı? Normalde kur artışının enflasyon oranında olması beklenir, istenir. Fakat Türkiye'de öyle olmuyor. Biraz geçen dönemlerde izlenen faiz politikası yüzünden ekonomik aktörler baltayla, sopayla, kılıçla, mızrakla Türk lirasına saldırdığı için maalesef ciddi bir deflasyon yaşadık. Devalüasyon yaşadık. Pardon, düzeltiyorum. Kavramlar artık birbirine karıştı. D gidiyor. Ondan sonra. Çünkü hepsi gündemimizde. Dezenflasyon var, deflasyon var. Bir de gayri safi yurt hasıla deflatörü var. Ona hiç girmeyelim. Çok teknik bir terim tabii. Şimdi o süreç yaşanınca böyle ani kur sıçramaları yüzünden aslında enflasyonun önünde gitti kur. Çok önde giden kur. Ekonomik aktörler nezdinde kur artıyor, her şey zamlanacak, ithalat fiyatları üzerinden işte akaryakıt bilmem ne derken bu sefer enflasyon dalgası çok ciddi şekilde geldi. Yani Türkiye bu süreci dünyada yaşanan pandemi sonrası yaşanan enflasyonist dalgayı belki %20'ler 30'lar bandında kurtarabilecekken 60'lar 70'ler bandlarına hatta bir ara 80'lere kadar çıktı. Şimdi o 70 bandında tutmaya çalışıyoruz. İnşallah ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın tabiriyle 40'ın altına indirecek. Geçen sene Haziran'da olduğu gibi bu sene sonunda. Piyasadaki etkisi ne oluyor peki bu işlerin? Şimdi oraya geldiğimizde şimdi burada baskılanan kurun bizim milli gelir üzerinde dolar bazında nispi olarak 1 trilyon dolarlık ekonomiye bizi taşımış oldu. Dünya liginde Türkiye şu anda 1 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu önemli bir gösterge. Cari fiyatlarla Türkiye ekonomisi dolar bazında %23,5 büyüdü. Bakın bu önemli bir veri. %23,5 büyüdü. Şayet kur enflasyon kadar artsaydı ne olurdu? Yani bugün ortalama kurları ben size şimdi söyleyeyim mesela. çeyrekler itibarıyla. 4. çeyrekte 27.69. 3. çeyrekte 25.95. 2. çeyrekte 20.26. 1. çeyrekte 18.86. Şimdi ne anlama geliyor bunlar? Bunlar dolar kurunun seviyeleri. Hani hesaplanırken milli gelir. İlk 3 ayda dolar kuru ortalaması 18.86 alınmış. Öyle gerçekleşmiş. İkinci 3 ayda 20.26'ya gelmiş. Bakın kademeli gidiyor. Son çeyrekte 27. Yani yılın başında biz ilk 3 ayda 18 TL'lik bir ortalama dolar kuru varken yılın son çeyreğinde 27 TL'lik olmuş. Neredeyse 10 TL'lik orada bir barem var. Buna rağmen ekonomi dolar bazında büyümeyi başardı. Yüksek büyümeyi başardı, çift taneli. Ama bu 27 ile 37 olsaydı o zaman dolar bazında daha düşük bir büyüme görecektik. 1 trilyon dolarlık ekonomi olamayacaktık. Şimdi öyle de bir şey var. Bazı hani ekonomide bazı makro verileri oluştururken kamunun ekonomi üzerindeki etkisini hesaba katmak lazım. Şimdi zamanında biz şimdi 700 milyar dolara falan düşünce herkes biz ligden düştük artık Türkiye 20'de yer almayacak falan gibi laflar ediyor. Ben dedim ki arkadaşlar saçmalamayın. Ya bu tamamen kur kontrolünün olmamasından kaynaklı. Kuru dengelediğiniz vakit Türkiye 1 trilyon dolarlık bir ekonomidir. Peki büyüklük ekonomi itibariyle. Bu kadar büyürken aşağıdaki yansıması, sokaktaki yansıması, halk niye bu kadar fakirleşiyor? Evet, oraya gelmeden önce birkaç noktayı daha aktarmam gerekiyor sana şimdi büyüme verileriyle ilgili. Evet. Şimdi biz ne gördük? Kişi başına 13.1 milyar dolarlık, 13.1 bin dolarlık kişi başı milli gelir gördük. Şimdi bizi dinleyen, izleyen vatandaşlar hesaplasınlar. Geçen yılki gelirleri yıllık 13.1 bin dolar mı? Yani bu ne kadar yapıyor TL bazında? 300 bin lira falan yapıyor. 300 bin lira falan. Yani geçen yılki geliri, toplam yıllık geliri 300 bin lira olan vatandaş Türkiye milli gelirinden hak ettiği payı almış demektir. Hane değil ama kişi başı anlamda söylüyorum. Ben şahsen alamadım o kadar. Ben oraya ulaşamadım yani. Büyük ihtimal biz ücretli çalışanlar şu an aynı şeyi söylüyor. Oraya işte tam söylediğin nokta. Kim aldı peki bunu? Türkiye'de gelir dağılımı o kadar bozuldu ki senin benim almam gereken payı başkaları almış oldu. Onlar daha da zenginleşmiş oldu. Gelir uçurumu arttı. Şimdi ne oluyor? Gayri safi milli hasılada işçi ödemelerinin aldığı pay %32.8'de kalıyor. İş gücünün yani bizim gibi ücretler sınıflarının aldığı pay 32'de kalmış. Yani 1/3 bize gelmiş. Ondan sonra geçen senenin sonunda bu 26.3'müş. Yani orada bir düzelme yaşanmış aslında bakınca. Niye? İşte asgari ücrete yapılan 2 üst üste zam, diğer ücretlere gelinen zamlar filan biraz durumu toparlamaya yetmiş. Onun dışında çeyrekler itibariyle baktığımızda 4. çeyrekte iş gücü ödemeleri %29.7'de kalıyor. Yani 1/3'ün birazcık altında kalıyor aslında. Daha tam toparlanamamış. Ama geçen senenin yani 2022'nin 4. çeyreğine göre orada 5 puanlık bir düzelme orada da görüyoruz, yaşıyoruz yani en azından. Bunlara ek olarak Türk İş'in çalışması da açıklandı. Açlık sınırı rakamları, açlık yoksulluk. Açlık sınırı 16.257, yoksulluk sınırı da 53.000'e dayandı. 52.955 liraya yükseldi. Şimdi açlık sınırı bir daha söyler misin bana? 16.257 TL. 16.257 TL. Şimdi aylık bu değil mi? Şimdi aylık bu. Evet. 16'yı 12 ile çarpacağız şimdi mesela. Ne yapıyor? Oradan hesapladığımızda çok ciddi bir 160 falan filan koyarsak yani neredeyse milli gelirin yani olması gereken milli gelirin yarısı kadar bir şey ortaya çıkıyor. Yoksulluğu koyduğumuzda milli gelirin çok daha üzerinde bir tutar ortaya çıkıyor. 40 bin lira mı demiştin? 53. Yani 53 diyebiliriz. 52.955 olmuş. 53 koyunca çok daha yüksek bir tutar ortaya çıkıyor. Yani bu sefer ne oluyor? Geçen seneki ortalama milli gelir, kişi başına milli gelirin nereden baksan 2 katına yakın bir tutar ortaya çıkıyor. Hanede 2 kişinin milli gelirden aldığı payın esas itibariyle olması 300-300 olması gerekir ki o hane yoksul olmasın. Yani 2 çalışan da yıllık gelirin 13.000 dolar olması lazım. Yani 26.000 dolarla yoksulluktan kurtulsun. Çünkü bu 4 kişilik bir ailenin açlık yoksulluk rakamı. Yani tek bir kişi Türk İş'in verilerine göre 13.1 bin dolar dikkate aldığımızda bugünkü kurla bile hesaplasak ondan sonra tek bir kişinin çalışması şeye yetmiyor. Haneye yetmiyor. Haneyi yoksulluktan kurtar. Belki açlıktan kurtarmaya bir nebze yetiyor ama yoksulluktan kurtarmaya yetmiyor. 2 kişinin çalışması ve onların da milli gelirden TÜİK istatistiklerine göre tam payını alması gerekiyor. 13.1 bin dolar alması gerekiyor. Şimdi az önce bir inşaata değindim büyüme verilerinde. Tarım 0.2 daralmış. Sanayi 0.8 artabilmiş sadece. Zayıf bir sanayi büyümesi. Çöken bir tarım, azalan bir tarım üretimi. Tarım için evet alarm seviyesi. Evet ve tarım çoktandır böyle. Hizmetler sektörü 4.6 artış var. Finans kesiminde %9'luk bir artış var yıllıkta. Şimdi finans kesimindeki artış neden kaynaklı? Kredi kullanımı. Çok ciddi bir kredi kullanımı, bankacılık, finans kesimi. Hizmetler turizmin etkisiyle orada 4.6 büyüyor. Yani milli gelir, ortalama milli gelir büyümesinin üzerinde artan şeylere, kalemlere baktığımızda hane halkı tüketimi yüksek düzeyde %12.8. Yani tüketimle, kredilendirmeyle ve ithalat artışına baktığımızda da %11.7. İthalatla büyüyen bir ithal tüketim yapılıyor. O ithalat milli gelir büyümelerine negatif yansıyor ama sonuçta ithal mallar içeride kullanıldığı için ara mamül bilmem ne şu bu falan derken ithal ettiğine döviz ödeyen, içeride kredilendirmeyle fonlanan ve esas itibariyle senin söylediğin gibi her ne kadar milli gelir büyüklükleri makro anlamda yüksek olsa da yoksullaştıran bir göreli olarak yoksullaşan ve yoksullaştırılan bir Türkiye söz konusu. Bu büyüme rakamları sokağa yansımıyor diyebiliriz. Sürdürülemez. Kesinlikle evet. Büyüme verileri sokaktaki vatandaşın cebini yansıtmıyor gerçek anlamda. Çünkü nedir? Gelir dağılımı eşitsizliği olduğu için burada bir adaletsiz bir dağılım söz konusu. Nitekim Sayın Mehmet Şimşek de aslında bunu ifade etmiş bugünkü açıklamasında. Diyor ki Mehmet Bey, biz geldikten sonra diyor önceki çeyrek, iki çeyrekte iş talebin büyümeye katkısı 8.8 puandayken 6.6 puana geriledi. Dış ticaretin negatif etkisi de 4.9 puandan 1.6 puana geriledi. Yani biz diyor biraz dengeleme getirmeye başladık ikinci şeyde. Herhalde bunun yansımasını 2024'ün ilk çeyreği ve 2024'ün ikinci çeyreğinde de göreceğiz. Bir dengelenme yaşayacağız. Hatta yaz aylarında da bu dengelenme turizm etkisiyle belki ekonomi biraz daha şey yapar ama devam edecek görünüyor. Fakat enteresandır. Mehmet Bey de söylemiş, Sayın Bakan da ifade etmiş. Makine teçhizat yatırımlarında çok ciddi bir artış var Türkiye'de. Yani şimdi onları sana söyleyeyim. Evet. Türkiye ekonomisi geçen yıl itibariyle 168 milyar dolardan fazla makine teçhizat yatırımı yapmış. Bu da milli gelirin %15'ine denk geliyor. Oldukça yüksek bir tutar. Nedir bu makine teçhizattan kasıt? Makine teçhizat yatırımı esasen kapasite, yani sanayide üretimde kapasite artıran yatırımlar. İşte fabrikanıza yeni makine alırsınız. Yeni fabrika kurarsınız. Yeni tesis açarsınız. Tesise ek yaparsınız. Makinelerinizi yenilersiniz. Yeni üretime geçersiniz. Demek ki Türkiye'de yatırımlar artıyor. Yatırımlar artıyor derken işte geçenlerde CGTN'de de benim imzalı haberimde yer aldı. Salı günü Hayyer Çin firması Türkiye'ye Ankara fırın yatırımı yaptı. Ya bu marka Türkiye'ye şu anda premium ürünleriyle girmeye başladı. Nedir? Türkiye artık zengin pazar sınıfında görülüyor. Her ne kadar biz içeride gelir dağılımındaki sıkıntı yüzünden bazı sorunları konuşuyor olsak da Türkiye'de ciddi bir kesim aslında lüks tüketim diyebileceği veya daha kaliteli, daha üst düzey ürünleri alabilecek kuvvette ve güçte. Çin de bunu görüyor. Çinli markalar da bunu gördüğü için Türkiye pazarında artık belli bir olgunluğa ulaştığını görüyorlar. Hazır Çin'e girmişken buraya da zaten değinmek istiyordum. Şimdi Amerika'nın ve Çin'in de büyüme rakamları açıklandı. Şimdi Çin'le olan bu ilişkilerde hazır konuşulurken Çin'in büyüme rakamını nasıl değerlendiriyorsun? Çin %5.2 büyüdü. Evet. Gerçekten hani küresel koşullar dikkate alındığında. Bu da çünkü Türkiye'de çok konuşulan bir şey. Evet. Çin üzerinden de çok fazla spekülasyon da yapılıyor bu konuda Türkiye'de. Maalesef çünkü Türkiye halkı mesela Avrupa zaten kendi kafasına göre takılıyor şu anda. Ben mesela hep söylemiştim, yani geçen de bir yerde daha söyledim. Bu Rusya meselesi Avrupa'da iktidarları değiştirecek. Bakın İtalya'da değiştirdi. Fransa'da Macron da kalıcı olmaz. Le Pen güçlü seyrediyor. Amerika'da iktidar değişiyor. Trump tekrar geliyor. Ve bakın bu Rusya meselesi yüzünden. Almanya'da Schulz bence çok kalamaz. İngiltere'de geçenlerde neyi gördük biz? Truss'un mesela açıklamanı gördük. 50 gün başbakanlık yaptım ama dedi. İşte derin devlet var, bilmem ne var falan, müesses nizam var falan gibi bir sürü laf etti. Orban'ı devirmek istediler, deviremediler. Orban orada duruyor. Zaten bu yıl bütün dünyada Sırbistan, Hırvatistan seçimler yılı. Tabii farklı bir şey izliyor. Yani Avrupa'da Avrupa siyasası kendi içerisinde bir hengame içerisinde. Avrupa Birliği nasıl tutarız, nasıl tutmayız, daha geliştirebilir miyiz falan filan gibi devam ediyorlar. Türkiye'de maalesef çok fazla Batı basını endeksli olduğu için Çin'i anlayamıyor. Rusya'yı da anlayamıyor aslında. Yani Çin'i anlamak diye bir şey lazım. Çin'i anlamak kılavuzu Türkiye'de. Çünkü Çin başka bir dünya. Hatta Asya başka bir dünya. Yani şimdi bir kitap okuyorum. Hani Asya nasıl kalkın diye. Japonya'yı ayrı anlatıyor, Çin'i ayrı anlatıyor, Vietnam'ı ayrı anlatıyor, Hindistan'ı ayrı anlatıyor, Endonezya'yı ayrı anlatıyor. Ya bu ülkeler başka bir coğrafya, başka bir kültür ve bunların büyümeleri. Bugün bakın Çin ekonomisi dünya büyümesinin %30'unu 3'te 1'ini kompanse ediyor. Yani bugün Çin'i devreden çıkartın, dünya büyüyemez. Açık söyleyeyim. Yani dünya büyümesi diye bir şey olmaz. İşte Amerika bir yerden sürüklemeye çalışıyor. 2003'te çünkü Avrupa ekonomilerinde çok ciddi bir resesyon ve küçülme gördük. Çin 5.2 büyümesiyle, bir de Çin'in mal sattığı ülkeler daha çok Amerika ve Avrupa olduğu için bugün Amerika ne yapıyor? Bir sürü ambargo koyuyor Çin'e mesela. Engellemeler çıkartıyor vesaire. O niye yapıyor? Çin'i kategorik düşman gördüğü için, çünkü Amerika ekonomik üstünlüğünü kaybetmemek için, Avrupa'daki firmaları kendine çekmek için, kendi firmalarını kendi içerisinde yatırım artırmak için, istihdam artırmak için öyle bir yöntem belirliyor. Strateji. Kendi çıkarı için öyle bir strateji belirliyor. Çin'in mal sattığı pazarlarda bir taraftan orada Amerika engelleriyle karşılıyor. Öbür tarafta Avrupa pazarı küçülmüş durumda. Ona rağmen Çin ekonomisi 5.2 büyümeyi başarmış durumda. Şimdi bunu bir incelemek lazım. Yani evet. Türkiye'deki uzmanların Çin nasıl başardı? Bakın Çin nasıl başardısına başka bir yerden daha yaklaşmak istiyorum. Şimdi onların kişi başı geliri 12.400 dolar. Biz onlardan fazlayız görünüyor. Çin'den fazlayız. Ne kadar fazlayız? 600 dolar filan fazlayız. Ama tabii Çin'in nüfusu dev bir nüfus. Onu da dikkate almak gerekiyor. Bir de Çin'in taşra kesimlerinde çok yoksulluk vardı. Fakat Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin dünyadaki yoksullaşmayı en çok azaltan ülke oldu. Yani öyle bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi ki Birleşmiş Milletler Çin'i tebrik etti. Dünyadaki yoksullaşmayı azalttınız diye. Şimdi bunu da dikkate almak. Çünkü dünyada da büyük. Türkiye'de bunu bilmiyor adam. Adam bunu bilmiyor, sallıyor, tamam mı? İşte Çin'de diyor asgari ücret şu kadar. Ya bilmiyorsun kardeşim, öyle değil o işler. Yani her ülkenin, Mısır'ı konuşmuyorsun. Mısır'daki asgari ücret çok daha düşük. Çin'de bugün büyük eyaletler bazında, sanayileşmiş eyaletler bazında sen gidip o Türkiye'deki asgari ücretli adam çalıştıramazsın. Bulamazsın çünkü. Çünkü nüfus bambaşka bir yere gelmiş vaziyette. Taşra'da tarım yapan nüfusun gerçekliği farklı. Nasıl bizim Diyarbakır'da, Mardin'de, Sakarya'nın ovalarında taşradaki gelir ve model farklıysa orada da öyle. Şimdi sen buradakini kabul ediyorsun. Oradakine gelince en alttaki veriyi alıp Çin'de böyleymiş diyorsun. Bu cahillik tabii. Maalesef Türkiye'de bir cehalet var. Tek kaynaktan beslenmemek lazım sanırım. Tek kaynaktan ve cehalet var. Peki Amerika'nın büyümesi... Şeyi de söyleyeyim. Çin'in 2024'te de %5.3 büyümesi bekleniyor. Global Times'da yer alan bir analizden bunu aldım. Yani gene dünyanın büyüme motoru olmaya devam edecek. Bir de geçen yıl Çin dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı ülkesi oldu. Evet, o da bu da önemli bir veri. Yani otomotiv sektörü biz hep Batı ile bilirdik falan, Amerika ve Avrupa. Çin de orada öne geçmiş durumda. Evet. Amerikan ekonomisi ise 3.2 ile beklentilerin altında büyüdü. Evet. Yani Amerika tabii 25 trilyon dolar dev bir ekonomi. Yani dünyanın en büyük ekonomisi sonuçta. Ondaki tabii böyle %3 büyümesi bile Amerika'nın açıkçası enteresan bir şey işaret ediyor. Çünkü hep genelde 1,5 büyümeler falan gördük Amerika gibi dev bir ekonomide. 3.3, 3.4 falan bekleniyordu. 3.2'de kaldı öncü göstergeler. Orada tabii biraz nasıl diyeyim size, Amerika'nın enflasyonla mücadelesi pek de beklendiği ve umulduğu gibi gitmiyor. Çünkü Amerika'da şunu keşfetti. Her ne kadar FED ben enflasyonla mücadele ediyorum, şahin politika izliyorum demiş olsa da bugün Trump'ın yükseliyor olması, geçen hafta bir görüntü gördüm. Teksaslı bir kadın galiba bacakları sakat veya trafik kazası mı geçmiş, ona rağmen beni oy vermeye götürün, Trump'a oy vereceğim diye söylemiş. Amerika'da da başka bir ortam oluşmuş vaziyette. Çünkü oradakiler de artık doların hegemonyasının dünyada sağladığı avantajın eskisi kadar o dev açıklar ekonomisinin, Amerika bir açıklar ekonomisidir. Bir yere borç geldi ekonomisidir. Yani. Evet. Orada bir noktaya geldiğini, artık bundan sonra dengelenmesi gerektiğini düşünüyorlar. O dengelenmeyi Amerika tarafı dünyayla çatışarak mı yapacak, uzlaşarak mı yapacak meselesindeyiz. Biden tırnak içerisinde uzlaşarak olacağına yönelik bir algı yaratıldı demokratlar filan, ama aslında öyle olmadığı, aslında Trump'ın biraz daha uzlaşmacı olduğu anlaşıldı. Hı hı. Ama tabii yeni dönemde nasıl politika izler, nasıl gider onu bilmiyoruz. Bakacağız. Dünyaya açıldık ama son olarak artık bu rutin gündemimiz haline geldi, kredi kartı meselesi. Burada da çeşitli açıklamalar yapıldı ve herkes bir panik halinde, orada yeni bir düzenleme mi gelecek diye hala bekliyor. Bakan en son yok dedi, hı, ama buradaki son gelişmeler nedir? Ya İlkay, şöyle düşünüyorum ben. Bir defa Türkiye'de 1 milyar dolarlık ithal ayakkabı geçen sene satıldı. Hı hı. Şimdi yani enteresan. Türkiye'de spor ayakkabı yok mu da 1 milyar dolarlık ayakkabı satılıyor meselesi gündem. Bana kalsa kredi kartlarındaki düzenlemeden ziyade, yani kartların limitlerini kısalım, taksit sınırlarını, zaten taksitler sınırlandırıldı biliyorsun. Şimdi beyaz eşyada sınırlandırıyorsun, mobilyada sınırlandırıyorsun. Ya kardeşim, Türkiye mobilya ülkesi. Şimdi mobilyada niye sınırlandırıyorsun? Bu bir ihtiyaç malzemesi. Şimdi beyaz eşya artık bir evde, ya beyaz eşya lüks değil artık. Değil, evet. Beyaz eşya zorunlu ihtiyaç. Bir de beyaz eşya artık tüketime yönelik de üretildiği için, çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor, tabii, ve ona adapte olsun hatta diye de kısa ömürlü üretiliyor. Mesela ben hükümetin yerinde olsam A sınıfı, yani enerji verimli beyaz eşya ürünlerine ilave taksit imkanı yaparım. Evet. ÖTV'ye düşürürüm ki o ürünler vatandaş, hem ekonomi biraz canlansın o konuda. Çünkü beyaz eşya önemli bir unsur. Çok sanayi şey sağlıyor. Hem de evlerde vatandaşlar daha yeni ürünleri alsınlar. Enerji maliyeti düşsün. Bir buzdolabını düşün. 24 saat çalışıyor. Eski bir modelse har. Evet. Dünya kadar elektrik yakıyor. Şimdi bugün faturan senin 200 liradan 100 liraya düşse, hem devletin kasasına enerji ithal ediyoruz ya, hem senin cebine bir şey, avantaj sağlıyor. Türkiye zaten beyaz eşya üreten bir ülke. Dolayısıyla lüks değil yani bu tür harcamalar. Değil yani, biraz böyle bu kalemlerde biraz şey yapmak gerekiyor bence. Yani vatandaşın şeyini kısıtlamak yerine zaten ben bunun da mesela enflasyonist etki yarattığını çok düşünmüyorum. Çünkü bizde enflasyonun talebi yaratan şey, beyaz eşyada adam talep var diye çok zam yapamaz. Hı hı. Cep telefonu ithal geliyor. Türkiye'de üretememişsin. Çinli markalar geldi, Allah'tan birkaç ürettiler filan. Sonra orada bir takım şey oldu. Kurdan buradan kaynaklı biraz avantajsızlık oldu. Mesela bunu tekrar teşvik edecek, hiç şeyse montajını burada yapılabileceği bir model devam ettirilmesi gerekiyor. Bir üretim ülkesi olmak, üretim kafası, yani arzı önceleyen. Şimdi mesela geçen pazartesi günü Şemsi Kopuz, eski Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanı, o da Çin'de de dünya çok büyük operasyonları olan bir Amerikan merkezi şirketle, gıda şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Orada konuştu. Dedi ki ya biz artık sıkı para politikasını konuşmaktan sıkıldık. Biz üretimi konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin üretimi konuşur hale gelmesi gerekiyor. Sıkı para politikası lazım. Bir talep coşkusu var Türkiye'de, onu görüyoruz. Ama o talep coşkusunun da şundan kaynaklandığını hesaba katalım. Vatandaş bugün artık ben bu gelirle tasarruf edemem, etsem bile ben ev alamam, araba alamam bu fiyatlarla düşüncesinde olduğu için bari harcayayım da günümü gün edeyim mantığı içerisinde. Zaten pandemiden yeni çıktık, deprem gibi bir felaket yaşadık. Vatandaş sosyolojisinde, iktisadi sosyolojisinde böyle anlamak gerekiyor. Yani bunu da böyle ne diyeyim, biraz daha böyle kısalım, aman vatandaşı daha da böyle umutsuzluğa sevk edelim noktasında değil. Ki bence öyle yapılmayacaktır da ben size söyleyeyim. Çünkü çok ciddi bir kredi kartı sıkıntısı var Türkiye'de ve ödenmeme sıkıntısı da artıyor. Evet. O yüzden hani orada belki çok yüksek limitli kartlara belki bir şeyler gelebilir. Hı hı. Veya hani atıyorum kredi kartıyla işte altın almayı falan kısıtladılar ya. Belki, evet, orada atıyorum hani ne olur ithal mallar özelinde belki bir düzenleme yapılır yapılamaz, hı hı, bilmiyorum. Böyle ufak tefek rotuşlar yapılacağını düşünüyorum. Çok böyle sert bir tedbir açıkçası beklemiyorum. Zaten o kredi kartlarının çok da böyle enflasyonist etki yarattığını açıkçası zaten söyleyemem. Sadece vatandaşlar açısından değil, şimdi bu hafta açıklamalar da geldiler. Esnafı da etkileyecek, tabii. Boyutta bir hamle. Çünkü Anadolu'da olur, vatandaş kredi kartıyla alım satım, evet, yapar. Oradan döndürür şeyini, malını mülkünü. Hı hı. Türkiye'deki esas sorun fiyatlama davranışlarının bozulması. Fiyatlama davranışlarının bozulması nedeni Türkiye'de izlenen düşük faiz politikasıdır. Faizin fiyatını yanlış belirlediğimiz için, yani paranın fiyatıdır faiz. Bütün fiyatlamalar bozuldu. Bir ahlaksız piyasa mekanizması oluştu Türkiye'de. Bu ahlaksız piyasa mekanizmasının önüne geçmek için evet, mevduat sahiplerine TL'de kalmaları için, tekrar bir kur hata yaşamak için TL'de tutacak kadar bir faiz verilmesi gerekiyor. Orada bir takım sıkılaştırmalar lazım. Fakat arzı kısacak şekilde bir politika izlenmemesi üretimi destekleyecek şekilde bir kredilendirme politikasının izlenmesi lazım. Onun dışında da vatandaşa artık bir umut verecek bir inandırıcılık noktasına gelmesi gerekiyor ekonomi politikalarının. Sayın Cumhurbaşkanı bu iradenin arkasında duruyor ama maalesef ülkedeki siyasal kutuplaşmadan dolayı artık bizim bence bütün Türkiye siyasetinin şu kutuplaşma şeyini bırakıp artık genel seçimleri de geride bıraktı. Şimdi yerel seçimler var falan. Orada da kim seçilsin, en iyi kim aday olacaksa o yapsın da bir artık bırakıp ya biz bu ülkeyi hep beraber nasıl kalkındırırız noktasına gelmeleri gerekiyor. Çin böyle yaptığı için başardı. Türkiye'de o zihniyeti izlemesi lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Özellikle kredi kartı ile ilgili tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Seçimden sonra ya da herhalde bunları konuşuyor olacağız galiba. Evet, muhtemelen bir iki şey gelir, onların detaylarını konuşuruz. Evet, teşekkür ediyorum Recep Erçin. CGTN Türk özel yayınında yazar Recep Erçin'le, ekonomi yazarı Recep Erçin'le gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün büyüme rakamları açıklanmıştı. Büyüme rakamlarının her ne kadar büyüme gerçekleşse de sokağa yansımadığının altını çizdik. Gelir dağılımındaki eşitsizliğe vurguladı Sayın Recep Erçin. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.